Bugün gerçekten inanılmaz bir yüzleşme olacak ve Damla ile ilgili olarak 20 Mayıs'ta 2021'de evinde odasında ölü bulunan Allah rahmet eylesin sevgili Damla'nın annesi Emine burada, babası Özcan burada. Evde çekim yaptık. Şu Mehmet komşuna kadar uzaklıkta, onu bir gördük. Çok yakınmış, evinizin dibindeymiş. Vahide orada gitti, çekimler yaptı. Mehmet'i de biz gördük. Onunla ilgili de önemli gelişme var, sizlere aktaracağız. Ve iki tane komşunuzun öyle iddiaları var ki bu Mehmet'le ilgili. Ya öyle iddiaları var ki Özcan. Ya komşunuz bile haberdar. Senin haberin yok ya. Olacak iş değil gerçekten. Mehmet de evinde otura cezasını çekiyor. Ev hapsi. Oh ne güzel. Böyle ceza mı olur ya? Tırnağında, Damla'nın tırnağında DNA izleri olan Mehmet, komşu Mehmet. Başkasının kızını da taciz etmiş. Komşunun, başka bir komşunun iddiasına göre Orhan Bey. Çıkacaktır. Yani eğer 11-12 yaşındaki bir... Beraber yakaladık. Ben de vardım. Telefonla beraber yakalandık. Şaka yapıyorsun. Ne zaman yakaladı? Bunu biliyor musun sen? Yok. O söyledi bana. O telefonu aldı elinden. Meşazda bir sen bunu Damla vefat etmeden mi önce öğrendin? Ya Damla öldükten sonra öğrendim. Ha, öldükten sonra öğrendim. Dün ne konuştuğumuzu hatırlayalım, sonra hemen bugün o komşuların önemli iddialarını hemen ekranlarınıza getireceğiz. Türkiye Damla'nın ölümüyle yasa boğuldu. Ablası kardeşinin adım adım ölüme nasıl sürüklendiğini anlattı. 16 yaşındaki bir çocuk toprağın altında. Çok sinirliyim, online eğitim falan oldu falan derken. Kardeşim arkadaşlarıyla da görüşemedi. Ondan sonra hani Hava ablada da bir sıcaklık buldu. Hani onunla mı? Hani ben işteyken falan onunla genellikle muhabbet. Yani annenizle Emine Hanım'la görmediği sıcaklığı Hava Hanım'la mı buldu? Yani evet. Hava kocasını aldatmıştı. Kardeşim oraya gitmesini istemiyordum. Hani bak dedim hani Hava abla böyle böyle yapıyor. Damla gitme. Ondan sonra bir öğreniyoruz Hava kalkışıyor. Damla da onlara üzüldüğü için hani gidip yardım ediyordu. Damla'nın kuzeni bizi aramış. Görüntülü arayıp sürekli rahatsız ediyormuş. Mehmet bu normal mi sence peki Yağmur? Tabii ki de normal değil. Yani mesajları da şok oluyorum. Damla'nın annesi acı gerçekleri açıkladı. Kızları birkaç yıldır görmüyorsun anladığım kadarıyla. Ne kadar oldu? Seneden sene yanıma geliyorlardı. Rahmet de seni ne zaman aradı? Ölmeden 3 ay önce. Komşusundan bahsetti mi hiç sana? Bahsetti, iyi dedi, ben gitme dedim. İyi derken ne yapıyormuş Mehmet? İyi insanlar, Mehmet? Zarar görmüyoruz anne dedi. Hı. İyi davranıyorlar dedi. Benim de hiç içime sinmedi. Hiç gitmelerini istemiyordum. Hı. İftira atıyor, komşulara iftira atıyor derler diye. Ben de fazla da iyi deyince şey yapamadım, baskı yapamadım. Bunda bir iş var dedim. Dengesini kaybetmiş yani. Bir şeyden korkuyor gibi miydi? Damın kapısını iple bağlamıştık. Çözerken çözemedi. Ben çözdüm. Böyle stresliydi. Suçlanan komşunun baldızı canlı yayında şok eden iddiayı ortaya attı. Ben Mehmet'i savunmuyorum ben. Mehmet'i korumadım. Siz yanlış anladınız. Ben bir şey bilmiyorum ki. Ben uzaktayım. Ben sadece kardeşim için bağlandım oraya. Bir yıldır neden konuşmuyorsun Mehmet'le? Başka şeyler için. Kız kardeşim için. Her şey ortada zaten. Birbirini savunuyor ya. Karı koca. Bunların yakalanmalarını istiyoruz inşallah. Çete üstüne çeteler. Evet, Damla'nın annesi Emine ve babası Özcan buradalar. Şimdi biz Zonguldak'a gittik. Kilimli ilçesiydi değil mi Özcan? Evet, evet. Oraya gittik. Şimdi komşularınızla da konuştuk ama ben sizin evinizi ve o Mehmet'in oradaki uzaklığını, sizin eve olan uzaklığını, evet, ve sizinle nasıl samimiyet kurdu, ne yaptı, bazı başka kızları da acaba taciz etmiş olabilir mi diye validemiz oraya gitti. Valide Er Yılmaz çok da başarılı çekimler, röportajlar, evet, yaptı. Valideye teşekkür ediyoruz. Şimdi hemen sıcağı sıcağına bir o evi bir görmek istiyorum. İzninizle bir evinizi. O çekimleri bir ekranlara getirelim. Çünkü herkes olay yerini bir görünce daha rahat bazı şeyleri, tabii, konuşabiliyoruz ve daha rahat anlayabiliyoruz. Ben sizi şu anda Zonguldak'a, Kilimli ilçesine Damla'nın hayatına son verdiği o eve götüreceğim şimdi. Henüz 16 yaşında hayata veda eden Damla'nın evindeyiz. Eve bu kapıdan giriyoruz. İşte burası oturma odası olarak kullandıkları yer. Damla Demir en son babasıyla burada kahvaltı yaptı. Ona sarıldı son kez. Beni okuttuğun için teşekkür ederim deyip odasına çekildi. Ben uyumak istiyorum diyerek kapıyı kapattı.
sonra Damla bu odaya gelerek burada biraz vakit geçirdikten sonra en son ne düşündüğü bilemiyoruz. Bu küçücük alanda hayata veda etti. Şu an Damla Demir'in evinden çıktık. Saatimi başlatıyorum. Mehmet'in evine doğru yürüyorum. Damla Demir her gün bu yolu kullanarak Mehmet'in evine gidiyordu. Evet, burası şu an kardan kapanmış durumda. Geçemiyoruz ama bir iki adımlık yol sonrası Mehmet'in evi şurası. Şu an kronometremi durdurdum. 40 saniye sonra buradaydık. Kardan dolayı şu an daha ileri gidemiyoruz. Ancak 15-20 adım sonra komşu Mehmet'in evi tam olarak orada duruyor. Damla her gün bu yolu 40-45 saniye içerisinde Mehmet Bey'in evine gelerek geçiriyordu. Çok yakında dibinizdeymiş Özcan. Evet, yakın. Yani bir dakika bile değil yani. Değil. Dolayısıyla gitti geldi falan sürekli böyle, aslında senin çok da fazla sürekli evdeymişsin aşağı yukarı. Zaman zaman iş olunca gidiyormuşsun. İş olunca gidiyorum. İş çıkınca mesela ocağa gidiyorum. Hı-hı. Kömür çuvalıyorum. Evinde zaten şey, çocuk evde mi değil mi diye bir baksan, orada mı diye bir baksan, sürekli diğer tarafa gidiyormuş çocuk yani. Ben şunu merak ediyorum, kızın hayatını kaybettiği gün hiç gittin mi Mehmetlerin evine? Yok, gitmedi. Mehmet aramış onu o gün ama. HTS kayıtlarının önce inkar ediyor ya Mehmet Kurabioğlu. Evet, onu inkar ediyor. Onu inkar ediyor ama gitmedi. O gün hiç gitmedi mi? Gitmedi, hayır. Çağırmış çünkü onu, biliyorsun. Yok, gitmedi. 1'de, 3'te emin misin? Evet, gitmedi. Bütün gün evde miydi? Evdeydi. Peki bu telefon görüşmeleri sonrasında, daha doğrusu Damla'yı sürekli arıyor ya ısrarla. Evet. Hatta önce diyor ki 12.30 sularında pazardan geldiği esnada karşılaştım diyor. Yok, yalan. Pazarda karşılaştım diyor. Yok, yalan. Damla'yla. Yok, Damla pazara gitmedi, yalan. Ama o ev bir dakikalık uzaklıkta. Acaba sen orada eve gitti, sen görmedin mi? Çok yani, bir ara başka bir yerdeyken oraya gidip geldiğini görmüş olabilir misin? Yok, görmemiş. Gitmedi. Yok, gitmedi. Eminsin, hep gözünün evet. Önündeydi yani. Evet, gözümün önündeydi. Peki hayatına son vermek için odaya gittiğinde, odaya girdiğinde evet. Saat kaçtı? Saat kaçtı? Öğlen geldi. Nereden geldi? Zonlat'tan geldi. Karga avlusunun kargısını aldı. Zonlat'tan geldi. Gitmiş dışarı bir gitmiş çıkmış. Işte dışarı daha ne olsun, bir dışarı yani, çıkmış. Tamam, dışarı çıktı. Peki dışarı çıktığında saat kaçtı? Saat dışarı kaçtı. 6'da biz onun kapının önünde. 6'da olur mu? 6'da. 18'de. Evet. Yanıma geldi. Baba dedi, kahvaltı etti mi dedi. Etmedim kızım. Sabah 6'da. Yok, akşam. Peki o 6'ya kadar sen neredesin? Evde uyuyor muydun? Yok, bahçe temizliyordum. Bahçe temizliyordun. Evet, 6'da o zaman, 6'dan önce bir yere gitmiş gelmiş yani. Onu bilmiyorum. Ama yani bilmiyorum diyorsun, gözünü seveyim bak. Onu bilmiyorum. Çünkü o gün yani senin kızının o gün hayatına son verecek. Yani o gün film izlemek gibi hayalleri varmış, planlar yapıyormuş. O gün Mehmet bu kadar ısrarla arayınca, Mehmet Kurabioğlu saat 12.30'da pazardan geldiği esnada karşılaştım diyor Damla'yla. Halı yıkamacıya gidiyorum, geleceksen oraya gel diye halı yıkamacıya çağırıyor. Sonra da savcılıklı diyor ki ben öyle bir şey söylemedim diyor. Arkasından da vefat ettiği gün hiç görmedim diyor. Fakat HTS kayıtları önüne konulunca tıpkı sizin o Mehmet Bakkal Mehmet, hala Bakkal Mehmet HTS kayıtlarını kabul etmedi ya. Hayatta bir şey. Bak, Mehmet Kurabioğlu kabul etti HTS kayıtlarını. Bakkal Mehmet kabul etmiyor yani. Hayatta şey, savcılık bu HTS kayıtlarını. Bir şey söyleyebilir miyim? Bence sayın savcımdan rica ediyorum, bu HTS kayıtlarını mümkünse tekrar Bakkal Mehmet'in önüne konsun yani. Bir şey adam inanmıyor ya HTS kayıtlarına. Bir şey söyleyebilir miyim? Dur ama bu HTS kayıtlarını 1'de, 3'te, hatta 3'te çok 15-17 15-12, 17 ve 18'de ısrarla Damla'yı arıyor. Görüşüyorlar. Ben onu görmedim. Demek ben ki onu... o sıralarda kızını bir yere çağırmış olabilir mi? Onu bilmiyorum. Ah be canım, hiçbir şey bilmiyorsun sen ya. En son onu görüşmesi bilmiyorum. Kaçta dedim hanım? 18 mi? Onu bilmiyorum. 15-18'de Orhan Bey. 15-18'de. En son görüşmesi. Yani 18'de, en son kızını 18'de görüyorsun yani. Evet, tamam. Ama öncesinde bir kargo... Yok, görmedim. Sana zaten kargo almaya gitti diye söylüyor ama o sırada belki Mehmet çağırdı. Yani. Bir şey oldu çünkü tırnaklarında DNA izleri bulunuyor. Ve bu adam ev hapsinde ya. İnanılır o kısmını gibi asla anlamadım, ya, anlayamayacağım. Ben de ölüme sebebiyet verdiği çok açık bir şekilde ortada, en azından bizim elimizdeki şey iddianameye göre ortada olan bir insan. Ev hapsinde nasıl olur ya ödül gibi?